Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde hizmet veren Kebap 40 restoranın sahibi başarılı iş kadını Dönüş Göktürk'le tanıştıracağız bu hafta sizleri. Çocuklarının ve damadının da desteğini arkasına alarak bölgesinin en önemli Türk restoranlarından birine sahip olan Dönüş Göktürk, yakaladığı başarıyla tüm girişimci kadınlara örnek oluyor. Biz hiç vakit kaybetmeden mikrofonu gazeteci Salih Şahin'e bırakıyor ve işletme sahibi Dönüş Göktürk ve damadı Salih Alturan'la yaptığı keyifli röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Bugün Almanya'nın Bodensee bölgesindeyiz ve bu güzel bölgede Kebap 40'ın sahibi Dönüş Hanım'la birlikteyiz. Dönüş Hanım, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Dönüş Göktürk. 1980'den beri Almanya'da yaşıyorum. 3 çocuk annesiyim. 2 tane torunum var. 86'dan 2017'ye kadar bazı firmalarda çalıştım. 2017'den itibaren Kebap 40'ı açtık. Restorantımız içeride 40 kişilik bir masamız, sandalyemiz var. Dışarı terasımız var, bir 20 kişilik daha. Restorantımızda pide, pizza, lahmacun, döner tela, döner box hepsini yapıyoruz. 4 kişilik bir elemanla çalışıyoruz. Sabah 11, akşam 9. Haftanın 7 günü açığız. Evlere servis ve iş yerlerine servis yapıyor musunuz? Yapıyoruz ama onlar telefon iş beşlerini yapıyorlar. Bizden gelip alıyorlar. 5 yıllık bir süre içerisinde bölgenin en yoğun ilgi gören döner işletmesinin sahibisiniz. Bu başarının sırrı nedir? İlk etapta ben şöyle düşünüyorum. Temizlik, müşteriye güzel sunum, güler yüzlülük. Yani ekibimizle de çok güzel çalışıyoruz. Team Arbeit. Yani birimizin yetiremediğini diğeri hemen arkadan şey yapabiliyor. Çabuk sunum. Hem çabuk sunum hem lezzetli bir sunum. Yani bu şekilde bu da bize yeterli oluyor. Bu arada damadım çok yardımcı oluyor. Oğlum da yardımcı oluyor, kızım, ama damadım daha çok destek oldu. Kağıt işlerimde falan hep o ilgileniyor. Zaten o ilgilenmeseydi ben bu işi yapamazdım. Başta ona söyledim, kağıt işlerini sen yaparsan burayı ben idare ederim. Allah razı olsun, o da devamlı kağıt işlerimi o yapıyor. Buradan gençlere, genç girişimcilere neler söylemek istiyorsun? Genç girişimciler ilk etapta dürüst olmalarını, okullarını okumalarını, en azından hiçbir şey yapamıyorlarsa da bir Ausbildunglarının olması gerekiyor. Kültürlerini unutmasınlar, geleneklerini, göreneklerini unutmasınlar. En azından zaten çok kaybettik, bazı şeylerde tutmamız gerekiyor. Son olarak bugüne kadar sizi ziyaret eden, size güvenen müşterilerinize bir mesajınız var mı? Bize güvenen, bize gelen müşterilerimizin hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bize güvendikleri için, bizim sunumumuzu beğendikleri için. Şimdiye kadar yaptığımız kaliteyi başta nasılsak şimdiye kadar da öyle sürdürmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizi memnun edebilmek için. Size başarılar diliyoruz. Kebap 40'ın başarısında çok önemli katkısı olan Damat Bey'le birlikteyiz. Salih Bey, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz Kebap 40'ımıza. Benim adım Salih Alturan. 1988 Almanya doğumluyum. Aslen Gümüşhane Dayısa köyündeyim. Torul Dayısa köyündeyim. Eşim Betül Hanım Kırşehirli. Beraber iki bir çocuğumuz var ve burada yaşıyoruz Friedrichshafen, Almanya bölgesinden. Dönüş Hanım sizden çok övgüyle bahsetti. Önemli katkınız var bu başarıda. Neler yapıyorsunuz? Ben daha fazla arka tarafta muhasebeyle ilgileniyorum. Faturalarla ilgili, kağıt ilgili. Yani biz vergi konusunda bayağı bir detaylara girmemiz gerekiyor. Bu konularla ilgili ben her şeyi arka taraftan yapıyorum. Buradan yeni işletme açacak olanlara, gençlere, genç girişimcilere neler söylemek istersiniz? İlk önce çok önemli konu olan bir şey var. Hani burada disiplin. Disiplin derken yani her şeyin arkasında olmamız gerekiyor. Her şeyi zamanla yapmamız gerekiyor. Yani bir fatura geldi mi? Bunun ertelememek daha önemlidir. Her şeyi hemen yerine getirmemiz gerekiyor. Yani uzun vadeli o zaman inşallah başarı gelir. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Dönüş Hanım, sizin 2-3 yıl sonra Türkiye'ye geri dönme bir programınız, bir projeniz var. Buradan memleketteki yakınlarınıza neler söylemek istersiniz? Bütün memleketteki yakınlarıma, anneme, ablama, abime, bütün sevenlerime buradan selam olsun. Onları çok özledim. Burada peki yarın siz gittikten sonra kimler kalıyor? Oğlum kalıyor, oğlum Beyazıt, küçük oğlum Selim kalıyor, gelinim, damadım, kızım. Hepsi burada kalıyorlar. Bundan sonra Almanya'ya izin tatile geleceğim. İnşallah. İnşallah. Her şey gönlünüzce olsun.